Tabii. Bilindiği üzere 16 Nisan 2017'de bir anayasa referandumu yapılacak. Bu anayasa değişikliğiyle ilgili gerek anayasa teklifinin hazırlanış süreci, gerek içeriği ve gerekse olağanüstü hal şartları içerisinde yapılmasına yönelik itiraz ve çekincelerimizi Bursa Barosu olarak çeşitli platformlarda ifade ettik. Cumhuriyetimizin, parlamenter demokrasimizin ve anayasada belirtilen laik, demokratik, sosyal hukuk devletimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün daima yanında olan Bursa Barosu, egemenlik, kayıtsız ve şartsız milletindir şeklinde ifade ettiğimiz ve toplumda hiçbir kimse, hiçbir zümre, hiçbir sınıf ya da grup doğrudan üstün emretme gücüne sahip olamaz. Toplumda üstün emretme gücünün tek kaynağı ve tek sahibi milletin kendisidir ilkesinden hareketle çalışmalarına devam etmektedir. Bu süreçte anayasa değişiklikleri konusunda bilgilenmek isteyen gerek sivil toplum kuruluşları gerekse halkımızdan baromuza yönelik yoğun talepler gelmektedir. Bu sebeple biz de Bursa Barosu Yönetim Kurulumuzun verdiği yetkiyle Bursa Barosu Anayasa Komisyonu öncülüğünde halkımızı bilgilendirme kampanyasına başlıyoruz. İlk olarak 4 Mart 2017 tarihinde Bursa Akademik Odalar Birliği Auditorium'unda Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu, emekli Tuğamiral Türker Ertürk ve avukat Yahya Şipşek'in katılımlarıyla yapacağımız anayasa değişikliği ve referandum süreciyle ilgili bir panel düzenliyoruz. Bu panelle beraber başlatacağımız bu kampanya ile bizden anayasa değişikliklerinin ne getirdiğini, ne götürdüğünü anlatmamızı talep eden halkımızla her mecrada buluşacağız. Aynı zamanda referandumda fikrini evet veya hayır yönünde açıklayan vatandaşlarımıza karşı yönelecek fiili ve hukuka aykırı müdahalelerde Bursa Barosu tarafından vatandaşlarımıza hukuki destek verilecek. Bursa Barosu, vatandaşlarımızın referandum iradelerinin hukuka uygun sınırlar içinde özgürce ortaya koymalarının yanında yer alacaktır. Yine bu sebeple milletimizin özgür iradesinin sandığa yansıması için daha önce de olduğu gibi sandıkların gözlemcisi ve sandıkların hukuki güvenliğinin takipçisi olacağız. Sonuç olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hak kuvvetten üstündür sözünden aldığımız feyzle adalet, yani onun somut hali olan hukukun üstünlüğüne olan inancımız yineler ve tüm bu hususları kamuoyunun bilgisine saygıyla duyuyoruz.